Bizimkini geçti ya, hemen geliyor. Evet, Sabri'yi de en sonunda MHP'ye transfer ettik. İnşallah bunu derslerine yüzü verirsiniz. İnşallah. Bunu göndeririz Ankara'ya. İnşallah. Hadi buyurun. Sayın Vekil. Sayın Milletvekili adayım, değerli Sevnisel İlçe Başkanım. Ve yatan belediye başkanı. Çok kıymetli Yüreğli vatandaşlarımız. Yüreğil bizim için yabancı bir yer değil. Allah selamet versin. Kemal Kayhan Bey bizim müdürümüzdü. Beraber çalıştık. Ayrıca bizim Hasan Çelik veteriner hekim arkadaşımız benim meslektaşım. O yönüyle diğer bizim dairede çalışan arkadaşlarımız da var. Tarık da Acar'da. Ve yüreği yabancı bir yer değil yani. Bizim bir kapı komşusu. Değerli arkadaşlar, ben Kavacım Bahadır Köyü'ndeyim. Mesleğim veteriner hekim. 13 yıldan beri ben Denizli Tarım İl Müdür Yardımcılığı görevinde bulundum. 10 yıldan beri de Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı görevini yürütüyorum. Hem çiftçimize, hem vatanımıza, hem milletimize daha iyi hizmet edebilir düşüncesiyle böyle bir yola çıktık. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlısını versin. Şimdi değerli arkadaşlar, 12 Haziran'da ülkemiz bir seçime gidiyor. İşte az önceki mitingde de söylediğimiz gibi. Gelinen bu noktada artık bu seçim devletimizin ve milletimizin geleceği açısından çok büyük önem arz ediyor değerli arkadaşlar. Çünkü 12 Haziran'da yapılacak seçimde eğer ülkeyi 9 yıldan beri yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi yeniden Kürtlerle birlikte anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde ederlerse, ki bütün pazarlıklar o yönde yürütülüyor değerli arkadaşlar, ben Allah muhafaza buyursun diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının, o Bülent Arınç dedi ya, Cumhuriyet hariç bütün maddelerini değiştireceğiz. İşte orada değiştirilemez 3 madde var. Orada bu devletin adıdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu milletin adıdır, Türk milleti. Bu devletin ve milletin bayrağıdır, ay yıldızı bayrak. İstiklal marşıdır. Bu ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüdür değerli arkadaşlar. Eğer bunlar tartışma konusu yapılıyor şu anda sürekli olarak televizyonlarda, bu alıştırılıyor bu millete. İnşallah onlara muvaffakiyet verilmez, muvaffak olamazlar. Bu millet bunlara izin vermez değerli arkadaşlar. Onun için 12 Haziran seçimleri ülkemizin geleceği açısından çok önem arz ediyor. Yani bu bir demokratik yarış değil. Normalde nedir? Partiler A partisi çıkar ben şunları yapacağım der. B partisi çıkar ben bunları yapacağım der. C partisi başka bir şey söyler. Halk kimi tercih ederse o bu ülkeyi yönetir. İşte bu çerçevede bakıldığında gerçekten 9 yıldan beri ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu millet büyük bir teveccühle her türlü kanunu değiştirebileceği, her türlü mevzuatı düzenleyebileceği bir imkanla iktidar yaptı. Hani biz gönül isterdi ki tek başına güçlü bir iktidar bu ülkeyi uçurur diye baktık. Ama gelinen noktada değerli arkadaşlar baktığımızda ülkemizin hem siyasi idari bakımdan hem de ekonomik olarak bir çöküntüye sevk edildiği meydanda. Şimdi onu sonra da şey. Şimdi değerli arkadaşlar, ülkemiz ekonomik olarak bugün tamamen dışa bağımlı hale getirilmiştir. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde ülkemizin Cumhuriyet kurulduğundan 2002 yılına kadarki iç ve dış borç toplamı 220 milyar dolardı. Şu anda değerli arkadaşlar 518 milyar dolar.
bu ülke tamamen ekonomik olarak dışa bağımlı hale getirildi. Ülkemizin Cumhuriyet döneminde elde ettiği bütün kazanımlar satıldı. Telekomundan tutun, Tüpraş'ından tutun, Petrolbüs'ünden tutun, Petrokimya'dan tutun ve tekelinden tutun, limanlarına kadar her şeyimiz satıldı. Bugün bankaların %60'ı, sigortacılık şirketlerinin %97'si, borsa ve Migros'tur, Kipa'dır, Tansaç'tır. Değerli arkadaşlar, hepsi yabancıların eline geçti. Ve şu anda ülkemizde bizim diyebileceğimiz bir tesis kalmadı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef ekonomik olarak sanayiyi, hizmet sektörü böyle çökerttiği gibi tarımı da çökertti. Biz sadece 2010 yılında yurt dışından 13 milyar dolarlık bir tarım ürünü ithal ettik. Düşünebiliyor musunuz? Bizim gibi bir ülke dışarıdan buğday ithal ediyor, arpa ithal ediyor, mısır ithal ediyor, pamuk ithal ediyor, ayçiçek yağı ithal ediyor, mercimek ithal ediyor. İşte demin pazarda karşılaştık. Çin'den sarımsak gelmiş, sarımsak satıyorlar. Ve daha da acısı, bu ülke şu anda damızlık hayvan ithal ediyor, kasaplık hayvan ithal ediyor, besilik hayvan ithal ediliyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değerli arkadaşlar ilk defa biz kurbanlık hayvan ithal ediyoruz. Bu çok acı bir şeydir değerli arkadaşlar. Biz yurt dışına kurbanlık hayvan ithal ediyoruz. Yakında kesecek kurbanı kullanacağız. Şimdi bu dağlarda milyonlarca koyun keçi vardı arkadaşlar. Nereye gitti? Bakın 50 milyon koyun varlığımız düştü geldi 20 milyon. 17 milyon keçi varlığımız vardı. O düştü geldi bugün 5 milyon. 16 milyon büyükbaş sığırımız vardı.